Evet, gecemiz hayır olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. İnşallah en kötü günümüz böyle olsun. Tabii ki ülkemizin de en kötü günü böyle olsun. Büyük milletimizin en kötü günü böyle olsun. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne medeniyet coğrafyamızın da en kötü günü böyle olsun. Hanımefendileri, beyefendileri saygıyla selamlıyorum. İnşallah bu birliğiniz, bu beraberliğiniz artarak ve büyüyerek devam etsin. Hoş geldiniz. Evet, ifade ettiğim gibi 93 Ağızka muhaciri, bir Ağızka muhaciri bir Türk'ün evladı olmakla hemşerilerimin arasında bulunmaktan memnun oluyorum. Çok memnunum. Başkanla bizim kızımız var. Kızımızın memnuniyeti de bizi ayrıyeten memnun ediyor. Iğdırlara teslim ettiğimiz kızımıza iyi bakmanızı da görüyor ve memnun oluyorum. Bunun için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bir de o masada bir damadımız var. Iğdır eski milletvekilimiz Sinan Bey benim hem sayın vekilim hem kardeşim, aynı zamanda da damadımız. Bizim Gökçen de onunla evli. Evet, onun için sizi de selamlıyorum. İnşallah çıktığınız bu doğru ve uğurlu yolda Cenab-ı Hak sizi başarılı kılar. Siz başarılı olursanız inşallah sanıyorum ki çok insan sevilecektir. Üzülecekleri az olduğu için size başarılar diliyorum. Evet, ben biliyorsunuz anayasa gereği kurulan 63. hükümetin bağımsız Kültür ve Turizm Bakanıyım. Şu ana kadar bakanlığım devam ediyor. İnşallah önümüzdeki hükümet çalışmaları hayırlı bir netice verir ve kurulacak bu 64. hükümet önce milletimize, sonra medeniyet coğrafyamıza hayırlı icraatlar ve işler yapar inşallah. Milletin bu iktidara, bu partiye verdiği kredi inşallah bir hakkın, milletin hayrına ve menfaatine değerlendirilir. Ve tabii ki medeniyet coğrafyamızın hayrına ve menfaatine değerlendirilir. Çünkü Ankara sadece bizim Ardahan'la Edirne arasındaki illerden sorumlu değil. Türkmenistan'a gittiğiniz zaman atavatanımıza, Türkmen kardeşimizin gözü de Ankara'da. Kosova'ya, Bosna'ya gittiğiniz zaman evladı Fatiha'nın gözü de burada. Yavru vatan Kıbrıs'taki kardeşlerimizin de gözü burada. Neticede Afrika'nın ortasındaki kardeşlerimiz de buraya bakıyor. Filistin de buraya bakıyor. Bizim Bayırbucak Türkmenleri de buraya bakıyor. Bir tamam Müslüman Türk'ün gözü Ankara'da. Onun için Ankara iri olsun, diri olsun ki medeniyet coğrafyamızın da başı öne eğilmesin diyorum. Tabii ki bizim bir hayalimiz var. İnşallah o hayalimizi de bu 64. hükümet gerçekleştirsin diye 63. hükümetin bakanı olarak temenni etmek istiyorum. Evet, o hayalimiz şu. Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi, başı açığı başı kapalısı. Kim kendini ne şekilde ifade ediyorsa etsin. Ama doğduğu yerde doysun. Karnı tok, başı dik olsun. Ay yıldızlı al bayrak altında kıyamete kadar bir ve beraber tam bağımsız güçlü bir Türkiye, bir büyük Türk milleti olsun. Bu yeter mi? Bu da yetmez. Bizim kızıl elmamız Adriyatik'ten Çin Seddi'ne
kaynaşmış ve birleşmiş, dilde fikirde işte bir olmuş, Türk-İslam birliği olsun inşallah. Evet, bu hayalim, hayallerimiz, bir tamamımızın hayali ve inşallah bu hayallerimiz bir gün gerçekleşir ve medeniyet coğrafyamızın bir tamamı, ifade ettiğim gibi birileri nasıl ekonomik birliktelikler kuruyorlar ise bizim de inşallah kardeşlerimizle kucaklaşacağımız, dilimizin, işimizin, fikrimizin bir olduğu ekonomik birliktelikler olur ve bu eminim ki dünyanın barışına da ciddi katkılarda bulunur. Evet, fazla uzatmayacağım, sizleri sıkmayacağım ama bu vesile terörle mücadele ediyoruz biliyorsunuz. Terörle mücadelede şehitlerimiz var, onlara rahmet diliyorum. Gazilerimize inşallah bir an evvel şifa ve sağlık diliyorum. Tabii ki terör bir tek bizim meselemiz değil. Ne yazık ki bazı küresel güçler bir takım hesapları için bu terörü bir enstrüman olarak kullanıyorlar. İşte Fransa'nın Paris'inde de bütün insanlığı yasa boğan bir facia yaşandı. Bunu facia olarak nitelendiriyorum. Bu faciada hayatını kaybedenlere de başsağlığı diliyorum. Bütün insanlığa başsağlığı diliyorum. Fransa'ya başsağlığı diliyorum. Terörsüz, savaşsız, barış içerisinde, huzur içerisinde, adalet içerisinde bir Türkiye, bir dünya diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Thank you.